Ayşen Guru da 30 Kasım 1945 tarihinde Erman ailesinin ortanca kızı olarak İstanbul'da Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargah olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Komedi yeteneği çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise 2'ye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Ayşen Guru da Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında Kongre Eğleniyor adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolüydü. 1977 yılında televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakterinden sonra lakabı Domates Güzeli olarak kaldı. Ankara Meydan sahnesinde tiyatro oyuncusu Yılmaz Guruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca bir süre tiyatroya ara veren Guruda, daha sonra yakın dostu Adile Naşit ile birlikte Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı. Deve Kuşu Kabare, Hababam Sınıfı müzikali, Yedi Kocalı Hürmüz gibi kabare ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra birçok televizyon programında, skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Gırgırye, Çöpçüler Kralı, Çiçek Abbas gibi birçok klasikleşmiş filmde rol aldı. 2006'da 11. Sadri Alışık ödüllerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmindeki rolüyle aldı. 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde Kağıt filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Guru da son olarak 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı Pek Yakında adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Alagöz ile birlikte rol aldı. Sanatçı bu yüzyıldan gelecek yüzyıllara estetik kaygısıyla bir eser bırakandır. Yoksa öldükten sonra unutulan değil. Arkadaşlar hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.